Herkese merhaba. Bugün 11. sınıf, 1. dönem, 1. sınavından bahsedeceğiz. Ben sınav sorularını böyle hızlıca çözüp geçmiyorum. Çünkü benim amacım burada bir şeyler öğrenmeniz, bir şeyleri ezbere yapmamanız özellikle. O yüzden ağır ağır, yavaş yavaş anlayarak gitmenizi öneriyorum. Çünkü sorular evet belki bunlar ve benzerleri. Bunlarsa okey ama benzerleri çıktığı zaman ne yapacaksınız? Benim için önemli olan o. Yani soruların yerleri değişti. Peki o zaman ne olacak? Fark edebilecek misiniz? Benim derdim bu arkadaşlar. Yani hiçbir şeyi ezbere yapmıyoruz. Mantığını oturtuyoruz. Ondan sonra karşımıza ne soru çıkarsa çıksın hepsini yapabileceğiz. Benim derdim bu. Şimdi bir kere konumuz neydi? Birinci, 11. sınıf birinci ünitedeki konu ev, ev tipleri, nerede yaşarsın vesaire. O yüzden klasik bir soru çıkacaksa kesinlikle bu olacaktır. Wie ist deine Wohnung? Wie ist deine Wohnung? Senin evin nasıl? Ya da başka bir soru mesela. Wie ist dein Zimmer? Senin odan nasıl? Yani bahset, bir şeylerden bahset diyor. Evini nerede oturuyorsun, ne yapıyorsun, odan nasıl? Nasıl klasik soru çıkarsa çıksın. Konu evse şunları yazabilirsiniz. Mesela, Ich wohne in einem Hochhaus. Ben bir apartmanda oturuyorum. Ya da bir sürü ev tipi görmüştük. Onlara bakıyorsunuz. Şurasını nasıl yapıyorduk? Birazdan onu da anlatacağım. Onlara göre cevap veriyorsunuz. Ich wohne in einem Hochhaus. Şurasının gramer olarak doğru olması çok önemli. Bir apartmanda oturuyorum. Meine Wohnung ist im vierten Stock. Benim evim, dairem, dördüncü katta. Artık buraya vierten, fünften ne isterseniz yazabilirsiniz. Dördüncü, beşinci demek şu T2 getirebilirsiniz. 20'ye kadar hepsine T getirebilirsiniz. 20'den sonra ST, STE getiriyorsunuz. Meine Wohnung ist groß und gemütlich. Benim evim, dairem büyük ve rahat. Buralara istediğiniz sıfatları getirebilirsiniz. Birazdan sıfatlardan da bahsedeceğiz. Meine Wohnung hat vier Zimmer. Benim evim 4 odalı. Yine 3 Zimmer, 5 Zimmer, 3, 4, 5 ne kadarsa yazabilirsiniz. Yine kendi odanızdan bahsedebilirsiniz. Diğer odalardan bahsedebilirsiniz. Mein Zimmer ist klein, aber hell. Benim odam küçük. Ama hell, aydınlık diyebilirsiniz ya da başka bir cümle yazayım mesela. Meine Küche ist groß und praktisch mesela. Benim işte mutfağım, bizim mutfak ya da büyük ve pratik, kullanışlı diyebilirsiniz. Yani klasik bir soru olacaksa arkadaşlar bu tarz şeyler yazarsanız çok güzel olur. Devam edelim. Was passt diyor. Hangisi hangisiyle uyuşuyor? Soru sıralamasını yani basitten zora doğru gittim. Anlatacağım için, konu da anlatacağım için bu şekilde seçtim. Direkt soruları çözüp geçmeyeceğim. Önce bir bakalım. Schlafen, kochen, arbeiten, fernsehen. Bu ünitede geçen bazı fiiller. Bunları kesinlikle biliyoruz. Ve oda isimleri, değil mi? Bunları da biliyoruz artikelleriyle birlikte. Çünkü birazdan bunlarla gramer yapacağız. Yani D'de anlamı katacağız. Mutfakta, odada diyeceğiz. Nasıl diyecektik? Schlafen uyumak. Kochen pişirmek. Arbeiten çalışmak. Fernsehen televizyon izlemek. Şimdi bunlar hangi odalarda gerçekleşir? Bu en basit hali. Die Küche mutfak. Das Arbeitszimmer çalışma odası. Bakın Arbeit, Arbeiten. Hemen buradan mesela bulabilirim. Ney bu gençler? C. Das Wohnzimmer oturma odası. Bu da Wohnen demekti. Wo wohnst du diyorduk hatırlayın 9. sınıfta. Nerede oturuyorsun? Wohnen oturmak, oturma odası. Schlafen, Schlafzimmer. Bakın burada da bir ipucu var. Schlafzimmer yatak odası. Burada ne vardı? Schlafen uyumak. O zaman burası da A. Sadece ipuçlarıyla zaten iki tanesini yaptım. Diğerlerine bakalım. Die Küche neydi? Mutfak, pişirmek demiştik. D. Peki das Wohnzimmer oturmak demiştik. Ne? Nerede? Televizyon izleriz oturma odasında. Tamam mı? Bu şekilde. Artikellerine baktık. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şunları belirginleştireyim.
Gençler, birleşik isimlerde bakın bunlar birleşik isim. Arbeitszimmer, çalışma odası, Wohnzimmer, oturma odası, Schlafzimmer, yatak, uyku odası gibi. Sonu Zimmer ile biten oda isimlerinin artikeli das'tır. Tamam mı? Zaten çoğu Zimmer ile bittiği için artikeli das. Bunu unutmuyoruz. Zimmer ile bitiyorsa artikelimiz das. Zaten Almanca'da sonu e ile biten isimlerin artikeli di. Genelde böyle. Yani çoğu böyle. Die Küche. Bunu da bitirdik. Geriye hiçbir şey kalmadı. Zimmer ile bitiyorsa artikeli das. E ile bitiyorsa artikeli di. Şimdi neden önemli ona bakalım. Şimdi biz diyeceğiz ki orada oturuyorum mesela. Oturma odasında, yatak odasında diyeceğim. Hemen bakıyorum. Artikellerle yapıyoruz bu D dağılayını. D ise deyim yapıyorum. D ise D yapıyorum. Das da dem yapıyorum. Şimdi bu ne demek? Demişiz ki boşlukları im ya da in dea ile doldurun. İmin açılımı şu aslında. In deyim demek. Yani ben odada demek için İngilizce'deki bu in'i kullanıyorum. In bu her zaman benimle birlikte olacak. Sonra şöyle söylüyorum. Meine Eltern schlafen. Benim ebeveynlerim uyur. Nerede uyur? Hemen bakıyorum. Meine Mutter kocht. Benim annem pişirir. Kochen. Mein Vater arbeitet. Benim babam çalışır. Biz baden, duş alırız. Banyo yaparız. Duş alırız. Wir sitzen, biz otururuz ve sehen fern, fernsehen. Bakın şuradaydı. Televizyon izleriz. Şimdi bunları hangi odalarda yapıyoruz? Schlafzimmer, yatak odası. Ne demiştik? Artikeli das. Yazdım bir kenara. Unutmayacağım. Küche, mutfak. Ne demiştim? Artikeli di. Arbeitszimmer. Neydi? Artikeli das. Çünkü bütün zima ile bitenlerin artikeli das olacak. Unutmuyoruz. Badezimmer, banyo, artikeli das. Önce bunları yapayım ki mantığını anlayayım. Wohnzimmer, artikeli das. Şimdi ben bu odalarda ne yaptığımı nasıl söyleyeceğim? Mesela, meine Eltern schlafen, benim ebeveynlerim uyur diyor. Tamam mı? Karşısında da ne var? Schlafzimmer. İn mi diyeceğim, yani indeyim mi diyeceğim, yoksa indeya mı diyeceğim? İn diyeceğim. Yani eşittir indeyim diyeceğim. Neden? İni koyduğum ne demiştik? D'yi de anlamına katmak için derse artikeli dem, di ise der, das da dem yapıyoruz. Neydi bunun artikeli? Das. Das da ne oluyormuş? Baktım hemen dem. Ne yaptım? İndeyim. Gördük mü? İm de diyebilirim. İkisi de aynı. Peki hemen bakıyorum. Meine Mutter kocht. Annem pişirir. Nerede? Küche, mutfakta. Artikeli di'ymiş. Die de, da, mutfakta demem için ne yapıyordum? De'ye getiriyordum. İnimi koyuyorum. İn, de'ye yapıyorum. Anlaştık. Anladınız mı mantığını? Şimdi nasıl soru gelirse gelsin yapabileceksiniz. İlla bu sorular çıkacak diye bir şey yok çünkü. Arbeitszimmer. Mein Vater arbeitet in dem ya da im Arbeitszimmer. Değil mi? Çünkü das Zimmer olduğu için das da dem yapıyordum. İm zaten içinde anlamı katıyor. Yani odada anlamı katıyor. Badezimmer. Wir baden duschen. Nerede banyo yapıyoruz? Banyoda. Das da ne yapıyordum? Kısacası zaten birçoğunu indem ya da im kullanıyoruz. Bunu da unutmazsanız daha çabuk yaparsınız. Çünkü sadece Küche'nin artikeli farklıydı. Onda da inder yapıyorsunuz. Hızlıca hiç düşünmeye gerek yok artık öğrendik. Wir sitzen und sehen fern. Biz oturuyoruz ve televizyon izliyoruz. Nerede? Wohnzimmer. Oturma odasında. Evet. Yani aslında 11. sınıf 1. ünitenin özeti buydu. D daha anlamını bu şekilde veriyorum. Devam edelim. Burada da aynı şey var. Bu yukarıda kalsın. Şöyle aşağı. Diyor ki cümleleri yine birbiriyle bağlayın diyor. Burada da eşya isimleri var. Eşyaları da görmüştük, mobilyaları. Burada da odalar var. Hangi eşyalar hangi odalarda yer alıyor? Mantık yine aynı. Das Sofa, koltuk, tekli koltuk. Die Badewanne, banyo, yani küvet. Das Bett, yatak. Die Blumen, çiçekler. Der Kühlschrank, ne? Buzdolabı. Şimdi bakalım.
Koltuk nerededir arkadaşlar? Artık öğrendik. Oturma odasında. Bakın, oturma odasında. C. Die Badewanne nerede? Bade zaten bakın, banyoda bir şey arıyoruz. Hiç anlamını bilmeme gerek yok. Badezimmer, banyoda. D. Peki das Bett, yatak. Buradan hangisi mantıklı? Schlafzimmer, yatak odası, mutfak, oturma odası, banyo, bahçe. Tabii ki yatak odası. Die Blumen, çiçekler nerede olur? Im Garten, bahçede. Ve der Kühlschrank, buzdolabı nerede? In der Küche. Bakın yine gördünüz gençler. Hepsi im, çünkü hepsi sima ile bitiyor. Das'la bittiği için. Hepsini sima ile bitenlere böyle bir soru varsa im 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 yazıp geçiyorsunuz. Der Garten olduğu için bu da im olmuş. Ama in der Küche oldu. Çünkü die Küche olduğu için. Tamam mı? Bu soru da böyle. Şimdi sıfatlara bakalım aşağıdaki soruya. Mutlaka çıkar sıfatlar. Şimdi hem zıt anlamlısı çıkar hem de Türkçesi çıkar, Almancası çıkar. Ben hep her varyasyonu yazdım. Şimdi bakalım. Hel aydınlık demekti. Hemen zıttını yazın. Dunkel. Çünkü gegen Teil diyor. Zıttı. Ve Türkisch, o da Deutsch. Almancasını yazacağız. Schön, güzel. Çirkin neydi? Hässlich. Şimdi A'nın üzerinde nokta olacak. O yüzden benim şimdi bu da yok. Ama bir dakika. Şuradan yapabilirim. Evet. Şöyle yaptım. Güzel. Dunkel, karanlık dedik. Schön, güzel, hässlich, çirkin dedik. Hemen şöyle uzatayım. Daha güzel görünseydi iyi olacaktı. Yapamadım. Ben çok da böyle şeylerle uğraşıp vaktinizi almak istemiyorum açıkçası. O yüzden böyle kalsın. Eng, dar. Height, geniş. Yaptım. Bunları ezber yani. Bunda hiçbir mantık yok. Ezberleyeceğiz. Klein, küçük. Groß, büyük diyoruz. Hemen zaten bunların ben Türkçesini söyledim ama isterseniz de yazabiliriz. Ya da ben şöyle daha hızlı olsun diye söyleyeyim. Hell, aydınlık. Dunkel, karanlık. Schön, güzel. Hässlich, çirkin. Eng, dar. Breit, geniş. Klein, küçük. Groß, büyük. Şimdi bakalım biz bir de yazalım. Rahat ne demekti? Bequem. Peki rahatsız, yani rahat olmayan. Unbequem. Devam edelim. Uzun ne demekti? Lang. Peki kısa ne? Kurz. Pratik neydi? Praktisch. Zıttı neydi? Unpraktisch. Devam. Modern. Modern, aynı. Modern. Ya da unmodern diyebilirsiniz. Anlaştık mı? Bunlar böyle yani, ya tam zıttı istenir, ya Türkçesi istenir, ya Almancası yazılıp Türkçesi istenir. Yani bunlara bakacağız. Ben hepsini yazmaya çalıştım burada. Siz de bir ezberlerseniz iyi olur. Tek ezber yapılacak konu burası aslında. Şimdi aşağı bakalım. Yani bu sorular da kesin çıkar. Yani bunlara yıldız atabilirsiniz. Çünkü bunlar zaten çalışma kitabındaki sorular gençler. Yani biz bunları ekstra bulmak için çaba harcamıyoruz. Siz genelde çalışma kitaplarını yapmadığınız için biz de buralardan soru soruyoruz. Şimdi bakalım. Bunların anlamlarını bileceğiz. Bir kere ev tiplerinin kesinlikle anlamını ve artikellerini bileceğiz. Çünkü gördük az önce, bakın burada cümleler kurmamız gerekti. Kendimiz ya da cümle kurmamız gerekti. O yüzden gramer yapabilmemiz için, DD anlamı katabilmemiz için önce bunların tekil olarak artikellerini bilmemiz gerekiyor. Hepsini şöyle bir yapalım. Das Einfamilienhaus. Neydi? Aile evi, müstakil ev demiştik buna. Die Villa, villa. Das Bauernhaus, çiftlik evi. Das Kinderzimmer, çocuk odası. Die Küche, mutfak. Das Arbeitszimmer, çalışma odası. Der Bungalow, ağaç ev diyebilirsiniz. Das Wohnmobil, karavan. Das Badezimmer, banyo. Das Schlafzimmer, yatak odası. Die
Şimdi buradaki durumlar hangileriyle eşleşiyor ona bakacağız. Sie können even wohn Ort leicht wechseln diyor. Bu bir metinle geçiyordu ders kitabında. Siz diyor, onlar yerlerini wohn Ort kolaylıkla değiştirebilirler diyor. Neydi bu? Wohnmobil değil mi? Yani karavan. Hemen yazalım. He olacak değil mi? Karavan. Karavanda yaşayanlar yerlerini kolaylıkla değiştirebilirlerdi. Es ist für Rentner praktisch. Hem Rentner emekli demek. Emekliler için bu kullanışlıdır diyor. Yani şunlara baktığım zaman bir yer olması lazım. Emekliler için daha uygundur, daha iyidir diyor. Yani bu çok mantıklı olmasa da cevap G. Bungalov. Ağaç evler. Yayla evlerini düşünebilirsiniz Karadenizler için. Çok fazla değil mi orada ahşap tahtadan evler. Belki o anlamda olabilir. Hier kocht man. Kochen artık ezberledik. Pişirmek demekti. Nerede pişiriyoruz? Hemen bakın. Die Küche değil mi? Mutfakta pişiriyoruz. Bir dakika. Şöyle hemen yapmak istiyorum. Görünsün diye. Peki, hier lebt nur eine Familie. Burada hier leben yaşamak sadece bir aile yaşar diyor. Neydi? Das eine Familienhaus. Bakın aynı zaten. Ein Familienhaus. Aile evi, müstakil ev diyoruz. Peki, hier spielen die Kinder. Kinder neydi? Çocuklar oynarlar. Bakın yine Kinderzimmer. Hemen ipucu da var burada. Çocuklar ne? Çocuk odasında oynarlar. Peki, hier arbeitet man. Burada çalışılır diyor. Yine bunu konuşmuştuk. Arbeitszimmer, çalışma odası. Devam. Daha şöyle yapmak istiyorum. İçim rahat etsin. Devam. Hier duscht man. Burada duş alınır demiş. Hangisiydi bu? Banyo. Peki aşağıda hier schläft man, burada uyunur, schlafen, uyumak neydi, schlafzimmer. Evet. Peki aşağıdaki ne? Sie können viele Tiere haben. Onlar çok fazla hayvana sahip olabilirler. Nerede hayvanlarımız olabilir? Çiftlikte değil mi? Köyde, çiftlikte. Buna da C diyelim. Değişik oldu. Es hat Schwimmbad, bir yüzme havuzu vardır diyor. Nerede yüzme havuzu olur genelde? Villalarda değil mi? Böyle. Yani bu sorunun karşınıza gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden ekstra önem verirseniz daha iyi olur. Hepsi çıkmaz mesela. Birkaç tanesi çıkar içinden. Ne yaparsınız? Yine ezber yapmamış olursunuz. Şöyle bir hepsini aklınızdan geçirip soruları cevaplayabilirsiniz. Şimdi şurada bir klasik soru var. Ben bunu önemsiyorum. Bu zaten ders kitabınızda var. Ders kitabı sayfa 14'te. Bir ev ilanları vardı. Orada da evet, hayır ya da bazı soruların cevaplanması isteniyordu. Şimdi onlara şöyle tekrar hızlıca bakmak istiyorum. Zaten derste görmüşsünüzdür ama yine çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan. Demiş ki ein Familienhaus in Köln. Köln'de bir aile evi. Das Haus ist groß und gemütlich. Ev büyük ve rahat. Es ist ein Familienhaus mit Garten. Bu bir bahçeli aile evi, müstakil ev. Es hat vier Zimmer. 4 odası var. Zwei Bäder. 2 banyosu. Banyolar diyoruz. Hemen çoğul yapıyoruz. Ein Küche und zwei Toiletten. Bir mutfak ve 2 tuvalet. Wohn in Hamburg. Hamburg'da bir daire. Die Wohnung ist schön und hell. Daire güzel ve aydınlık. Sie hat einen Balkon. Bir balkonu var. Sie hat eine Küche, drei Zimmer, ein Badezimmer. Onun bir mutfağı, 3 odası ve bir banyosu var. Sie ist im Zentrum. O merkezde. Wohn in Frankfurt. Frankfurt'ta bir daire. Die Umgebung ist sehr schön. Çevresi çok güzel. Sie hat 5 Zimmer. 5 odası var. 2 Bäder. 2 banyo. Eine Küche. Und 3 Balkons. Ne diyor? Bir mutfağı ve 3 balkonu var. Şimdi bunlarla ilgili sorular var. Fiil başa geldiği zaman zaten bu otomatikman evet hayır sorusu oluyor. Çünkü bir soru zarfı yok. Hat das ein Familienhaus einen Garten demiş.
Aile evinin yani şunun değil mi en baştakinin bir bahçesi var mı? Var mıydı? Evet bakın bahçesi var. Ne diyeceğiz? Evet. Öznemiz ne? Das Einfamilienhaus. Çünkü Almanca'da cümle şöyle kurulur. Özne, fiil, diğerleri. Yani öznemi yazdım. Das Einfamilienhaus, aile evi. Sonra fiilim ne? Hat, sahip. O da en baştaydı. Einen Garten, bir bahçesi var. Böyle. Hat die Wohnung in Köln zwei Zimmer? Köln'deki evin iki odası mı var? Hemen bakıyorum. Köln'deki ev buydu. İki mi odası varmış? Dört. Hayır diyeceğim bu sefer. Nein, die Wohnung in Köln. Öznem bu. Çünkü Köln'deki ev. Fiil, hat, Fiat Zimmer. Doğruyu yazın. Neyse doğru onu yazmaya çalışın. Wie ist die Wohnung in Hamburg? Hamburg'daki ev nasıl? Bakın bu sefer soru zarfı kullanmış. Nasıl dediğine göre bir sıfat arıyorum. Hamburg'daki ev nasıl? Hemen yukarıdaki. Die Wohnung in Hamburg ist schön und hell. Hamburg'daki ev güzel ve aydınlık. Hat die Wohnung in Frankfurt sechs Zimmer? Hamburg'daki, Frankfurt'taki evin 6 odası mı var? Bakıyorum. Fünf değil mi? Hayır diyorum. Nein. Die Wohnung in Frankfurt. Hamburg, Frankfurt'taki evin hat fünf Zimmer. 5 odası var. Ist die Wohnung in Hamburg im Zentrum? Hamburg'daki ev merkezde miydi? Evet, bakın. Sie ist im Zentrum. Ja, die Wohnung in Hamburg ist im Zentrum. Bunu bilerek hızlı yaptım. Çünkü derste görmüştünüz. Ben sadece hatırlatma ve o gün derse girmeyenler için bir özetlemiş oldum. Yine çıkabilir. Mantıklı bir soru. Şimdi bazı mobilyaları, eşyaları görmüştük. Onları oda tiplerine göre nerede yer alır? Bunları doldurmanız istenebilir. Bu da çıkma ihtimali yüksek sorulardan bir tanesi. Das WC yani tuvalet, die Dusche, duş, die Spülmaschine, bulaşık makinesi, der Computer, bilgisayar, der Sessel, koltuk, tek yat, der Gasherd, ocaklı fırın, der Schreibtisch, bakın tisch masa, Schreibtisch, yazım masası. Der Fernseher, televizyon. Nerede ne alır, ne yer alır? Hemen dersten bundan başlıyorum. Tuvalet nerede arkadaşlar? Şunlara devam bakalım. Das Arbeitszimmer, çalışma odası. Die Küche, mutfak. Das Wohnzimmer, oturma odası. Das Badezimmer, banyo. Hep aynı sorular farkındaysanız. Döndür dolaş aynı şeyler. Ne yapıyorum? Tuvalet hemen banyoda. Değil mi? Şöyle. Bir dakika. Hiç güzel olmadı. Bir şey yanlış yaptım çünkü. Evet. Yazdım. Die Dusche. Nerede? Banyoda. Die Spülmaschine. Neydi? Bulaşık makinesi. Mutfakta. Der Computer. Bilgisayar çalışma odasında. Der Sessel. Koltuk, çekyat, nerede oturma odasında. Der Gasherd, ocaklı fırın, fırın nerede? Mutfakta. Der Schreibtisch, çalışma masası. Nerede? Çalışma odasında. Der Fernseher, televizyon nerede? Das Wohnzimmer. Evet böyle basit bir soruyla kesinlikle karşılaşırsınız. Çünkü siz 11. sınıfsınız. 11. sınıfları genelde öğretmenler çok basit hazırlar. Bu da o sorulardan bir tanesi. Şimdi gelelim zor sorulara. Genelde sınavlarınız buraya kadar olur ama olur da çok şey işlemişseniz kesinlikle buralardan da soru gelir. Yani biz veksel prepozisyon onları işlemiştik. Şunlar da onlardan. Altında, üstünde, yanında, arasında gibi. Bunları bir bakalım. Önce bir hatırlayalım. Auf, üstünde değil mi? Bitişik olacak yani. Üstünde, temas edecek. Unter, altında. An, bitişiğinde, dip dibe. Hinter, arkasında. Vor, önünde. Über, üzerinde. Temas yok. Neben, yanında. Bunda da temas yok. Yanında. In, içinde, içerisinde, zwischen, arasında. Şimdi bunlarla cümleyi nasıl kuruyorduk? Yine oda isimlerindeki gibi mutfakta, işte villada, apartmanda gibi cümlelerimizin artikellerine, nesnelerimizin artikellerine önem veriyorduk. Şimdi resme bakıyorum. Diyor ki,
Voice di vaze. Vazo nerede diyor. Vazoya bakıyorum. Vazo masanın üzerinde. Ne diyorum önce? Öznemi yazdım. Vazo di vaze. Sonra fiilimi yazıyorum. Çünkü neydi Almanca'da? Özne, fiil, diğerleri. Die Vase ist. Fiilim zaten soruda mutlaka belli eder kendisini gördüğünüz gibi. Şimdi hangisi? Üzerinde değil mi? İki tane üzerinde vardı. Auf mu, über mı? Über temas yok. Auf temas var. O zaman auf yazdım. Şimdi normalde Tisch, der Tisch. Ama biz masanın üzerinde, D'da anlamı demek için ne yapıyorduk? Derse, hoppa, niye bu olmadı? Yazamıyorum şu anda. Arkadaşlar, yazamadım. Şuraya tekrar deneyeceğim. Olmuyor. Şöyle yazacağım, tamam mı? Derse, dem diyordum, unutmuyorsunuz. Değilse, dea diyordum. Dassa, dem diyordum, tamam mı? Bunu hiç unutmayacağım. Çünkü bu bilgi olmadan gerçekten soruları çözmemin imkanı yok. Der Tisch'miş normalde ama ben masanın üzerinde demek istiyorsam auf'u koydum. O eki auf üzerinde. Dem yaparak da DDA diyorum, tamam mı? Der de çünkü deyim oluyormuş. Şimdi das bu ist das Instrument, yani bir çalgı aleti. Bu çalgı nerede diyor. Özlemli das Instrument. Evet, fiilim ne? Ist. Yavaş yapıyorum ki siz görün diye. Ne? Dolabın yanında diyeceğim. Değil mi? Ya da dolabın önünde diyelim mesela. Önünde neymiş? Vor. Tamam. Vor. Dolap ne? Der Schrank. Hemen yazdım. Ben yılın halindeki halini yazıyorum. Der Schrank. Dolap. Yazdım. Peki. Hoppa, çok şey oldu, kötü oldu. Tamam. Der Schrank. Der ise ne yapıyormuşum gençler? Dem. Vor'yı yazdım. Hemen dem yapıyorum. Schrank yazdım. Yani enstrüman dolabın önünde. Tamam. Burayı unutmuyorum. Devam. Wo ist das Bett? Peki yatak nerede? Yatakta ne diyelim? Mesela bu rafların yanında diyelim. Tamam mı? Das Bett. Hemen şuradan yazıyorum. Öznem. Das Bett. Fiilim ne burada? Ist. Neben. Yanında. Çünkü temas eğer bitişik olsaydı an derdim. Das Regal. Neydi das Regal? Raf. Raflar. Şimdi yanında dedim. Das'ta ne kullanıyormuşum? Deyim. Neben. Deyim. Regal. Bilerek böyle anlatarak yapıyorum. Başka şeyler gelirse de kendiniz yapabilin diye. Wo ist der Tisch? Der Stuhl, pardon. Sandalye neredeymiş? Masanın önünde. Yazıyorum hemen. Der Stuhl. Der Stuhl. Fiilim ne ist? Ne dedik? Önünde dedik. Örneğiydi. Vor. Masa diyeceğiz. Der Tisch, tamam mı? Yani ne yapıyorum otomatikman? Vor dem Tisch. Derde dem oluyordu. Ben bunları böyle yapmak istiyorum. Şimdi son sorumuza bakalım. Wo ist der Tisch diyor. Bu sefer masa nerede? Camın önünde diyelim. Cam das Fenster. Evet, das Fenster hazır. Ben şimdi yazabilirim. Masa, der Tisch. Fiil ne ist? Neredeydi? Camın önünde. Vor dedim. Yazdım. Das'ta ne yapıyormuşum dem. Vor dem Fenster. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Bunun mantığı da bu. Her soruyu bundan sonra yapabilirsiniz. İlla yine tekrar söylüyorum. Bu sorular gelecek diye bir şey yok. Ya da burada başka bir şey de sorulabilir. Her şey sorulur burada yani. Onları da bu mantıkta cevaplarsınız. Yine aynı mantıkta devam ediyoruz. Önce bunların anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Fua önünde, über üzerinde temas yok. Üstünde, auf üstünde temas var. In içinde, zwischen arasında. Bakalım şimdi.
Bir vaz diyor. Vazo, vazo şurada bakın. Şuradaki çiçek var. İst komode. Komode ne? Komidin. Komidin zaten sonu e ile bitiyorsa artikeli değildi. Tamam mı? Şuraya bir kenara benim bunu yazmam lazım. Şimdi vazo neredeymiş? Komidinin üzerinde. Temas olduğuna göre auf'u seçiyorum. Auf. Komidinin artikeli neydi? Die. Ne olacak? Die de der. De daha demek için. Yani auf der Kommode. Şuraya yazmıştım. Bunu getirip bir de buraya yazayım. Kopyalayayım. Şuraya. Dursun gözümün önünde benim bu. Değil mi? Çünkü sürekli buna ihtiyacım oluyor. Şimdi devam edelim. Bakın. Hoppa. Artikeli değil diye. Komode ne oldu? De oldu. Gördük mü? Das Regal ist Bett. Bett'in artikeli neydi? Hemen das. Oraya bir yazdım dursun. Regal. Ney? Raflar. Yatağın üzerinde diyeceğim bu sefer, değil mi? Über. Über. Das Bett olduğuna göre. Das Bett ne yapıyormuşum? Das da dem. Über dem Bett. Yatağın üzerinde. Peki die Kommode, Komodin ist. İki tane bir şey varmış. Komodin'in yatakla gardırobun, dolabın arasında. Zwischen'da değil mi arasında? Zwischen. Burada ikisinin de artikelini kullanacağım. Das'tı yatağın ikisi. Yani das'ta ne yapıyordum? Deyim. Schrank az önce göstermiştim yukarıda. Onun der Schrank'tı. Yine de yazayım şuraya dursun. Der Schrank. Der da ne oluyormuş? Yine deyim oluyormuş. Das'la der da dem, die de der yapıyoruz. Bu kadar basit. Ama bu kadar basit derken tüm nesnelerin artikellerine hakim olmamız gerekiyor. Komode artık die olduğunu biliyoruz. Der Teppich, halı. Halı nerede? Komodinin önünde. Vor önünde. Die Kommode olduğuna göre de yapacağım. Vor der Kommode. Değil mi? Hepsini kullanmaya çalışıyorum. Son cibüşa kitaplar ne? Rafın içinde diyeceğim. Bir tanesi kaldı çünkü. De büyüşa zint. Çünkü kitaplar çoğul. Çoğul olması beni hiç ilgilendirmiyor. In hekal. Artikeli neydi? Das hekal. Ne yapıyorum hemen? Dasa in dem hekal diyorum. Rafın içinde. Anlaştık mı gençler? Evet, benim burada amacım soruları cevaplamak değil. Bu soruları her yerde zaten görebilirsiniz. Çünkü çalışma kitaplarımda da aynı şeyler var. Sorulara nasıl yaklaşmanız gerektiğini ben anlatmaya çalıştım. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kaç aldığınızı da merak ediyorum. Onu da yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.